Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül tarihli analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları raporunu inceleyeceğiz. Öncelikle raporumuzda yer alan hedef fiyat ve konsensus beklentileri halk yatırım önerileri değildir. Bloomberg, Reuters, Matrix gibi mecralardan aldığımız ve en az 3 analiz tarafından paylaşılan hedef fiyat ve önerileri içermektedir. Halk yatırım önerilerine akıllı öneri sistemi önerilerinden model portföy ya da yatırım danışmanlığı önerilerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Raporumuzda en yüksek potansiyel getiri %46 ile havacılık sektöründe. Havacılık sektörü hisselerinden Pegasus'ta %48.3, TAV Havalimanları ve Türk Hava Yolları'nda %45.5, Doko'da ise %45'e yakın potansiyel getiri bulunuyor. Tüm hisselerde güçlü al önerisi hakim. Geçen hafta %5.5 getiri sağlayan taş toprak endeksi hisselerini içeren, raporumuzda da cam çimento sektörü diye belirttiğimiz grubun içerisinde yer alan ve son dönemdeki performansının etkisiyle hedef fiyatın üzerine çıkan Akçansa ve Çimsa'da negatif potansiyel getiriye rağmen al önerisi hakim. Şişe'de ise %22 potansiyel getiriyle yine al önerisi bulunmakta. Teknoloji sektörü hisselerine bakalım. İndeks bilgisayarda %30, Turkcell'de %28, Logo'da %14 ve Türk Telekom'da %11.5 potansiyel getiri hesaplanıyor. Analistler Turkcell için güçlü al derken, İndeks bilgisayar için al, Logo ve Türk Telekom için tut önerisinde bulunuyor. Otomotiv sektörü hisselerinde Tofaş Otomotiv'de güçlü al, Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv ve Otokar'da da al önerileri bulunuyor. Türk Traktör'de ise son fiyat hedef fiyatın üzerinde olmasına rağmen al önerisi devam ediyor. Son olarak bu haftaya hızlı bir giriş yapan demir çelik sektörü hisselerine değinelim. Ereğli'de hedef fiyatın yakınındayız ve tut konsensusu bulunuyor. Kardemir Denizi'de ise %23 potansiyel getiriye karşılık güçlü al tavsiyesi bulunuyor. En ucuz hisselerde Emlak Konut, Pegasus, Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları öne çıkarken en pahalı hisselerde Çimsa, Ülker, Tüpraş ve Petkim dikkat çekmektedir. Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus, pahalı hisseler tablosunda saydığımız Çimsa, Ülker ve Tüpraş hisselerinde rapor içerisinde de bahsettiğimiz üzere son fiyat hedef fiyatın üzerinde olmuş olmasına rağmen analistlerin tavsiyesi al şeklinde bulunuyor. Analistler hedef fiyatlarını güncellediğinde ilgili değişiklikler tablomuza yansıyacaktır. Evet, bu haftalık raporumuza değinmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.